Böbrek nakil merkezinin kurulduğu günden bu yana 50. böbrek naklinin gerçekleştirilmesi üzerine yeni kurulan Kadın Doğum Hastanesi'nde toplantı düzenlendi. Genel Cerrahi Anabilim Dalı İdari Sorumlusu Profesör Doktor Fehmi Çelebi, normalleşme süreciyle böbrek nakil işlemlerine yeniden başladıklarını, bugüne kadar böbrek nakil sayısının 50'ye ulaştığını ifade etti. Gelinen nokta işte cerrahi ekibi olarak bizim yaptığımız ve elde ettiğimiz bir sonuçtan ziyade hastanenin bu tüm unsurlarının elde etmiş olduğu bir sonuç olduğunu da görmemiz ve ifade etmemiz gerekiyor. Son 10 yıl içerisinde Sakarya genelinde verilen sağlık hizmetlerinin boyutu her alanda ama her alanda çok artmış vaziyette. Böbrek Nakli Merkezi Başkanı Doçent Doktor Hamad Değer, merkezde kısa bir sürede bu kadar nakil operasyonun başarıyla gerçekleştirilmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi. Pandemi sürecinde yaklaşık 4 aydır ara vermemize rağmen 15-20 yıllık, 30 yıllık üniversite hastanelerin dahil bu kadar sayıda, bu kadar başarı oranıyla gerçekleştirilen böbrek nakil sayıları ve başarı oranları gerçekten de takdire şayan olduğunu düşünüyorum. Bunun da tabii bu kadar güzel ve dinamik bir ekibin başarısı olduğunu düşünüyorum. İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Aziz Öğütlü ve Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan da bu başarıya şahit olmaktan mutluluk duyduklarını kaydettiler. 50. Bugün böbrek naklimizi yaptık. Bunun 3 tanesi kadavradan. Maalesef kadavradan diyeceğim. Çünkü isterdik ki bunların çoğu belki kadavradan olsun ama 47 tanesi canlıdan verici olarak aldık. Başarımız gerçekten çok yüksek. 5 ila 7 günlük bir sürede hemen hazırlıyoruz transplantasyona. Bu bir takım oyunu. Nefrolojiden genel cerrahiye, anesteziye, tıbbi sekreterliğe varıncaya kadar herkesin işin içerisinde olduğunu haklı olarak hocalarım söylemiş oldu. Beni mutlu eden şey Türkiye'deki sağlık sistemi içerisinde bir model olan afiliyasyon işinin en sağlıklı, en başarılı şekilde yürüyen yerlerden birisinin Sakarya olması. Evet hocam, buradayız. Hocam bu taraftayız. Hocam. Cerrahların işine karışmış olmayalım.